Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğum Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM'nin Genel Müdürü Murat Aksiven. Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim Sefer Bey. Murat Aksiven ile birlikte aslında bugün SBM'nin sigorta sektörüne yönelik hayata geçirdiği projeleri konuşacağız. Bir S-Cloud projesi var. Sigorta sektörüne ne gibi katkılar sunuyor, bunu konuşacağız. SBM aslında sigorta sektörünün bütün verilerinin toplandığı bir merkez. Dolayısıyla bu büyük veriden yararlanarak yapay zekadan nasıl faydalanıyor ya da büyük veriyi kullanarak suistimalleri nasıl önlüyor SBM, ne gibi ürünlerle önlüyorlar, bunu soracağız kendisine. Yine e-sigorta poliçesinin sektöre, sigortalılara ve en önemlisi ülke ekonomisine katkılarını konuşacağız. Ama Murat Bey, diğer konulara geçmeden önce kısaca aslında SBM sektörün bütün şirketlerinin verilerinin toplandığı bir merkez. Dolayısıyla siz burada sigorta şirketlerinin poliçe üretirken, hasar ve gözetim, denetim yaparken ihtiyaç duyduğu aslında bilgi ve raporları sağlıyorsunuz. Bir yandan işin kamu tarafında da otoritenin denetleme, düzenleme zamanında yine belli raporları veriyorsunuz buraya. Bütün bunların yanı sıra aslında bir merkez olmaktan çıkmış ve sigorta teknolojilerinde ciddi katkı sunan bir kurum haline gelmiş SBM. Benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla sizi Ekim ayında da ağırlamıştık. Burada biraz da üzerine konuşmuştuk. Aslında bu verilerden yararlanarak da birçok projeyi hayata geçirdiğinizi görüyoruz. Bunlardan ben S-Cloud projesiyle başlamak istiyorum. Bu S-Cloud projesi nedir? Sektöre ne gibi katkıları olacak? Buradan başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz. Bildiğiniz üzere dijital ekonomi ve finansal teknolojilerle birlikte sigorta şirketleri sundukları ürün ve hizmetler dijital anlamda ciddi bir mesafe kat etti. Dijital sigortacılık sayesinde sigortalı ürün ve hizmetlere daha hızlı ve daha kaliteli şekilde ulaşabilmekte ve bu da müşteri memnuniyetine yansımakta. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bütün bu süreçlerde etkin rol oynuyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, sizin de ifade ettiğiniz üzere, sigortacılıkla ilgili verilerin toplandığı ve sunulduğu, işlenildiği bir kurumun ötesinde sağlam teknolojisiyle, güncel teknolojisiyle kamu ile sektör arasındaki entegrasyonu sağlayan, aynı zamanda verinin işlenmesi ve sunulmasıyla ilgili teknolojileri üreten, geliştiren, DASK başta olmak üzere Sigorta Tahkim Komisyonu, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu gibi sigortacılıkla ilgili kurumların da teknolojik altyapısını sağlayan çok önemli bir kurum. Bu tabii etkinliğimizi arttırıyor. Projelerimiz bu etkinliğe katkı sağlıyor. Bunlar, bu projelerden bir tanesi SBM Bulut Projesi, S-Cloud Projesi. Bu projeyle biz Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin geliştirmiş olduğu ürün ve hizmetleri dijital bir platformda dijital servis olarak sunuyoruz. Bu platformun bütün bilgi güvenliği ve yazılım standartları, uygulama standartları SBM tarafından sağlanmakta. Projenin ilk ayağında bizim geliştirdiğimiz ürünlerin ve hizmetlerin ve raporların sunulması hedefleniyor. Bu proje şu anda canlıya alındı. Bir sonraki aşamada yine sektörün ihtiyaç duyduğu veriyi anonimleştirerek kendi analizlerini yapmalarına katkıda bulunacağız. İleride inşallah gerçekleşirse özellikle startupların ve third party uygulama geliştiricilerin de katkılarının sunulacağı bir platform haline getirmeyi düşünüyoruz. Murat Bey, izleyicilerin daha iyi anlaması açısından S-Cloud'u sigorta şirketleri mi kullanabilecek sadece? Sigorta paydaşları diyelim, sigorta şirketleri, eksperler, acenteler. Tabii ki bizim kendi geliştirdiğimiz ürünlerin vatandaş boyutu oluşursa vatandaşın da kullanımına açılacak. Peki bir de bu doğru prim hesaplamasına yardımcı olacak sigorta skoru projeniz var sizin. Bu kuşkusuz doğru fiyatlama anlamında çok önemli. Çünkü hatalı fiyatlama bir yandan sigortalıyı sektöre küstürebilir, bir yandan sigortalı ve şirket arasında başka sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla doğru fiyatlama herhalde sigorta sektöründeki en önemli konulardan biri. Ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız. Biz de bu sürece katkı sağlamak adına sigortalı skoru projesini başlattık. Özellikle fiyatlama ve risk hesaplamada bu skordan faydalanılacak sigorta şirketleri. Burada tabii sigortalı skoru projesine gelmeden önce
biz SBM bünyesinde olan ve SBM'ye akan verinin bütünselliğini ve tamlığını geliştirmek adına ortak veri modeli projesini başlattık. Böylelikle veri hem nitelik hem de nicelik anlamında olgun hale gelecek. Bu projeyi biz son çeyrekte bitiriyoruz, ortak veri modeli projesini. Öte yandan skorlama projesine de başladık, trafikte çalışmaya başladık, trafik branşıyla. Bu proje kapsamında 3 türlü skor olacak. Bütün branşlardan gelen sigortalı skoru, branş skoru ve sigorta branşının uygulandığı nesnenin skoru, örneğin iş yeri, konut veya aracın skoru. Bu skorları ürettiğimiz takdirde sizin de ifade ettiğiniz üzere hem fiyatlama hem de risk hesaplamasına önemli katkıları olacak. Şimdi trafikten başladık dediğiniz diğer branşlara da geçecek mi bu? Tabii ki. Trafikte şu anda tabii trafik verisi bizde daha olgun olduğu için trafikte başladık. Daha sonrasında diğer branşlarla, ki bu branşlar oldukça sigorta skorunu daha net ölçüyor olacağız. Hesaplıyor olacağız. Şimdi Murat Bey, sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi kuşkusuz suistimaller. Sigorta sektöründe çok yaşanan bir şey. Bu tabii ki bir yandan sigorta şirketlerinin bilançolarını etkileyebilirken diğer yandan da sektörde yine fiyatlamaya, farklı fiyatlamalara neden olabilen durumlarda olabiliyor bu suistimallerin neticesinde. Şimdi anonsta bahsettiğimiz gibi sizin merkez SBM bir veri merkezi. Dolayısıyla sizin bu veriyi kullanarak suistimalleri önleme noktasında teknolojide kullanarak ürünler geliştirdiğinizi biliyoruz. Biraz o konuya değinir misiniz? SBM bünyesinde sigorta sahteciliklerini engellemekle ilgili olarak sigorta suistimalleri engelleme bürosu var. Bu büromuzun amacı sigorta suistimallerini tespit etmek, inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak. Bu maksatta yine bizim geliştirdiğimiz suistimal modelleriyle biz bize akan hasar dosyaları üzerinden bu hasar dosyasının suistimal içerip içermediğini tespit ediyoruz. Böylelikle suistimal içeren, organize veya bireysel de olabilir, hasar dosyalarının ödenmesini engelliyoruz suistimal içeriyorsa. Şimdi ilk etapta oto branşıyla ilgili bu modelleri geliştirdik. Bu modeller birkaç yıldır kullanılıyor. Biz bunu geliştiriyoruz aynı zamanda. Geçen 2020 sonu itibariyle yangın sigortası tarafını, yangın branşıyla ilgili modellemeyi de bitirdik. Bu sene içinde de hedefimiz sağlıkla ilgili modellemeyi yapabilmek. Peki Murat Bey, şimdi bu projeleri konuşuyoruz ama sigortalılara ve doğrudan vatandaşa yönelik sunduğunuz projeler, hizmetler var mı? Kamu ve sektöre sunduğumuz projelerin yanı sıra vatandaşa sunduğumuz projelerimiz de var. Bunlardan ilki 2014 yılında uygulamaya aldığımız mobil kaza tespit tutanağı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız bir kaza anında kazayla ilgili tespit tutanağının tutulması, kazayla ilgili detayların girilmesi bu uygulama vasıtasıyla yapıyorlar. Bu uygulamaya girilen veri anında SBM'ye akıyor. SBM'ye iletilen bu veri daha sonra sigorta şirketlerine transfer ediliyor. Dolayısıyla kaza anında sigorta şirketlerinin sigortalısına ulaşması imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamayla beraber hasar süreçleri de dijital olarak gerçekleştiği için çok hızlı gerçekleşebiliyor. Biz bu sene daha kullanıcı dostu bir ön yüz yaptık bu uygulamaya. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon adet indirildi. iOS ve Android versiyonu mevcut. İkinci versiyonda yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak hasar, ortalama hasar tespiti yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız da başladı. Bir diğer projemiz sigorta cüzdanı projesi. Burada da vatandaşlarımız hayat ve hayat dışı branşlarla alakalı sigorta varlıklarını görebilecekleri bir cüzdana sahip olacaklar. Burada ilk etapta E-Devlet'te sunduğumuz içerikle birebir aynı olacak. Ama sonrasında ilerleyen zamanda bir dijital yaşam kasası olmasını öngörüyoruz. Peki sektöre yönelik hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi adına projeleriniz var mı gündemde? Az önce bahsettiğim üzere SBM teknoloji üreten bir kurum ama aynı zamanda yine sektör adına birçok operasyonu da bünyesinde ihtiva ediyor. Bu operasyonların
daha kaliteli ve hızlı olması ve doğru sonuç doğurabilmesi için biz bir otomasyon projesi başlattık. Robotik süreç otomasyonu adını verdiğimiz bu projeyle bünyemizde özellikle tekrarlı süreçlerle alakalı insan eli değmeden bu süreçleri sistematik bir şekilde otomasyonlu yapmayı hedefliyoruz. Bu projeyi de inşallah son çeyrekte bitirerek kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ben aslında e-poliçe projenize gelmek istiyorum Murat Bey. Evet. Yani bunu geçtiğimiz dönemlerde kuşkusuz izleyenler izlemiştir ya da farkında olanlar olmuştur ama bilmeyenler için gerçekten çok önemsenen bir proje. E-poliçe projesi. Bu projenin detaylarını anlatabilir misiniz? Bizler için neden önemli? Vatandaş için neden önemli bu? Şimdi e-poliçe projesi biraz da çevreci yönüyle ön plana çıkan bir proje. Sektörümüz yılda yaklaşık 100 milyon poliçe ve zehir üretmekte. Bu da yaklaşık yine 1,5 milyar A4 demek. Bunun yine karşılığı 21 bin ağacın kesilmesi. Bu çok önemli bir rakam. Biz öncelikle bu projeyle bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra bu elektronik poliçe sayesinde vatandaşlarımız poliçe sigorta şirketleri tarafından üretildiği andan itibaren e-devlet üzerinden bu poliçelerine ulaşabilecekler. Böylelikle zaman mührü vurulmuş poliçe vatandaşı doğru bilgilendirecek. Aynı zamanda yine yanlış sigorta uygulamalarının önüne geçecek. Ciddi bir fiziksel arşiv ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ve aynı zamanda sektörün dijitalleşmesinin de önemli bir katkısının olacağını düşünüyoruz. Şimdi e-poliçeye e-devlet üzerinden kolayca ulaşılabileceğinden bahsettiniz. Bu e-devlet kapısı uygulaması üzerinden vatandaşa ne gibi bu kapsamda hizmetler veriliyor? Biraz detay alabilir miyiz? Evet. Vatandaşlarımız özellikle trafik, kasko, sağlık, yangın ve ferdi kaza başta olmak üzere birçok sigorta branşıyla ilgili sorgulamaları e-devlet üzerinden bizim sağladığımız altyapıyla, bizim sağladığımız sorgu altyapısıyla yapabiliyorlar. Yine özellikle motorlu taşıt sigortaları kapsamında hasar dosyalarına eksper atanması, bu eksperlerin sorgulanması hizmetini de yine e-devlet platformu üzerinden yapabiliyorlar. Vefat eden vatandaşımızın birinci dereceden aile bireyleri yine hayat sigortası olup olmadığını e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Araçların hizmeti var e-devletin. Değişik kamu kurumlarından yine araçlarıyla ilgili, sahip oldukları araçlarla ilgili detaya ulaşabiliyorlar. Biz de bu başlığa poliçe ve hasar dijital verisi sağlıyoruz. Yine yakın zamanda faaliyete aldığımız DAS poliçelerinin hasar bildirimlerinin ve hasar dosyalarının yüklendiği bir entegrasyon yaptık. Özellikle İzmir depreminde vatandaşlarımız bu kanalı çok yoğun bir şekilde kullandılar. Şu ana kadar yine bizim vasıtamızda vatandaşlarımız yaklaşık 44 milyon sorgu yapmışlar SVM'yi kullanarak E-Devlet platformu üzerinden. Geçen sene de bunun adedi yaklaşık 2.2 milyon. Ya 44 milyon rakamı oldukça tabii ki çarpıcı geçen yıla göre kıyasla. Bu da aslında hem pandeminin etkisi belki bilincin artması hem sigorta şirketlerinin hem SVM'nin bu alandaki anlatımların artmasıyla tabii ki vatandaş kolay ve hızlı olana daha çabuk adapte oluyor. Burada bir hedef var mı önümüzdeki dönemde? Yeni hedefler var mı e-poliçe tarafı, e-devlet tarafında Murat Bey? Şöyle vatandaşlarımızın faydası olacak her türlü sigortacılıkla ilgili başlığı biz e-devlete taşımayı hedef edindik. Tabii ki var. Özellikle e-poliçenin devreye alınmasıyla beraber vatandaş her türlü detayı bu kanal üzerinden yapabiliyor olacak. Murat Bey, bunun dünya örnekleri var mıdır yoksa SBM bu alanlarda hani bir ilk midir? Örnek aldığı bir yer var mı SBM'nin? SBM'nin referansı yine kendisi. Dünya genelinde SBM'nin bir örneği yok.
sektörel anlamda bütün verinin toplandığı, işlenildiği ve sunulduğu bir kurum yok doğrusu. Çok sınırlı çerçevede, çok sınırlı içerikte, tabii ki bazı ülkelerde örnekler var ama bu kadar geniş yelpazede hizmeti olan, veri barındıran başka bir kurum yok. Veri çeşitliliği açısından. Kuşkusuz bu da hani sigorta gibi sektör için çok önemli bir katalizör olsa gerek diye düşünüyorum ben de. Yine sizin bir dahi genç yetenek programınız vardı. Bu kapsamda mezunları da verdiniz. Program devam edecek mi? Buna benzer yeni projeler görecek mi SBM'den? Tabii devam edecek. Çünkü bu devasa teknolojik altyapıyı, bu veriyi işlemek için bizim teknik insan ihtiyacımız var. Malumunuz hem teknik personelin temini, bunun eğitilmesi ve istihdamı çok önemli konular. SBM bununla ilgili bir proje geliştirdi. Geçen sene biz bu projeyi devreye aldık. Bu projenin iki bacağı var. Bir tanesi son sınıfta okuyan öğrencilerimizin mezuniyetlerine doğru başvurdukları bir program. Bu MT Genç Yetenek Programı. Burada adaylar ciddi bir değerlendirmenin sonucunda SBM'nin bünyesine giriyorlar. 9 aylık bir süre zarfında veri bilimi, yazılım kodlama, proje yönetimi ve bilgi güvenliği alanlarında ciddi bir teknolojik eğitim alıyorlar. Aynı zamanda kişisel gelişim ve liderlik eğitimlerini de aldırıyoruz. 9 ayın sonunda bu arkadaşlarımız yeteneklerinin keşfedildiği bölümlerde istihdam ediliyorlar. İkinci başlıkta ise staj programı, dahi staj programı. Burada da yine 3. sınıftan 4. sınıfa geçen genç arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın başvurduğu bir başlık bu. Burada da biz bir part-time çalışma ortamı sunuyoruz ve aynı zamanda yine teknik detaylarla destekliyoruz, eğitimlerle destekliyoruz arkadaşlarımızı. Burada da yine dönemin sonunda bu arkadaşlarımız eğer başarılı olurlarsa ya bir sonraki MT programına direkt katılma hakkı kazanıyorlar veya yine çalışmaya başladıkları ekiplerde işbaşı yapıyorlar. Bu çok önemli bir proje istihdam açısından ve teknik personel temini açısından. Bu sene 2100 adet civarında bir başvurumuz oldu. Türkiye'nin değişik illerindeki üniversitelerimizden. Bunları değerlendireceğiz. Ağustos ayında da programın ikinci kısmını başlatıyor olacağız. Murat Bey, son 40 saniyemiz kaldı ama şimdi personel dediniz. Tabii bir sürü projeden bahsettik programın başından bu yana. Bu projeleri SBM'nin kendi ekibi mi oluşturuyor, yazılım ekibi? Yoksa outsource çalıştığınız yerlerde var mı? Şimdi kısmen outsource yaptığımız işler ama çoğunlukla yine kendi bünyemizde bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Kendi ekibimizle. Peki Murat Bey, yayınımıza katıldığınız için, keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Size ve değerli seyircimize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz SBM Genel Müdürü Murat Akseven'di. Murat Akseven'le birlikte Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin teknolojik tarafta sigorta sektörünün ve sigortalının gelişmesi adına ürettiği projeleri konuştuk. Kısa bir aranın ardından Güzel Yılmaz Erten piyasa altında sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.